Merhaba arkadaşlar, bugün zeytinyağlı lahana sarması yapacağız. Hemen lahanamı dörde bölerek tenceremi aldım. Üzerine de şöyle sıcak su ilave edeceğim. Kaynamaya bırakacağım. Bir tane daha su dökeceğim. Bu arada altında yakalım ocağımızın, kaynamaya bırakalım. Lahanalarımız haşlanırken biz de dolmamızın içini hazırlayalım. Burada 4 adet soğanımız var. Bunları küçük küçük doğrayacağız. Kettle'ımızdaki suyumuz kaynadı. Bunu da lahanamıza ilave ediyoruz. Bol suda haşlansınlar. Şimdi soğanlarımızı doğradık. Tenceremize 1 çay bardağı zeytinyağını koyalım. İçerisine doğradığımız 4 adet soğanı. Soğanı ne kadar bol olursa zeytinyağlı dolmamız o kadar lezzetli olur. Alarak kavuracağız biraz. Soğanlarımız kavrulurken İçerisine bir adet de kapya biberimizi doğruyoruz. Dakika kaynattığımız lahanamızın altını kapatıyoruz. Şimdi suyunu süzüp kevgiri alacağız. Dolmanın içine fıstık yerine ceviz koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Hem ekonomik hem de güzel bir lezzet veriyor. Siz de deneyin derim. Arkadaşlar, cevizlerimizi rondodan geçirmiyoruz. İriliğini koruması lazım. Daha lezzetli oluyor dolmamızın içinde. Güzelce kavurduğumuz soğanlarımızın içine şimdi bir adet doğradığımız kapya biberlerimizi de ilave edelim. Biraz da böyle kavuracağız. Burada 2 bardak pirinç kullanmak istiyorum. Tam yarım kilo yapıyor. Benim bardaklarım biraz büyük. Şimdi bunu yıkayıp getiriyorum. Yıkadığımız pirinçlerimizi de şimdi soğanlarımızın içine ilave ediyoruz. Biraz da böyle kavuralım. Şimdi dolmamızın baharatlarını da ilave edelim. Şöyle bir dolu kaşık çay kaşığıyla kırmızı toz biberimiz. Bir çay kaşığı yeni bahar. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle 2 çay kaşığı da tuz atmak istiyorum. Burada yine birer tatlı kaşığı biber ve domates salçam var. Onu da ilave edip
karıştırmaya devam ediyoruz. Baharatlarıyla beraber 5 dakika daha devamlı çevirerek kavurduğumuz pirincimize şimdi suyunu verelim. Suyunu çok fazla koymayalım. Biraz içi diri kalsın çünkü lahanayla da beraber pişecek. Şöyle bu kadar su yeterli olacak. Altını da kısıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız güzelce suyunu çekmiş. Şöyle bir karıştıralım. Altını kapatıp içerisine şöyle 4 çay kaşığı nane attık. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı da kuş üzümü attık ve cevizlerimizi de ilave ediyoruz şimdi içine. Bir harmanlıyoruz dolmamızın içine. Arkadaşlar lahanamızı haşladık, iç harcımızı da hazırladık. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Dolmamızı tenceremize alıyoruz. Zeytinyağlı lahana sarması biraz pirinci oluyor. Fazla küçük yapmamak lazım. Arkadaşlar dolmamızı sardık, hazırladık. Şimdi şöyle üzerlerine limon koyalım. Güzel bir lezzet versin suyuna. Şöyle yarım çay bardağı kadar da bir zeytinyağımız var. Üzerine sıcak suyumuzu koyalım. Çok üzerine geçecek kadar koymuyoruz. Hafif pişireceğiz. Yeterli olacak. Altını yakıp pişirmeye bırakıyoruz.
15 dakika pişirdiğimiz dolmamız hazır. Altını kapatalım. Servis tabağına alalım. Yanlarına şöyle birer dilim de limon ve kurutulmuş portakal dilimlerinden koymak istiyorum. Biraz da maydanozla son olarak süslüyoruz. Zeytinyağlı dolmamız hazır. Oldukça doyurucu bir lezzet tavsiyemle. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.